Canlarım ben geldim. Nasılsınız? İnşallah çok ama çok iyisinizdir. Beni sorarsanız her zamanki gibi bomba gibiyim. Bugün çekimimi çok sevdiğim Kemal amcanın yerinde kafe kafeteryada yapayım dedim. Burada manzara çok güzel. Biraz ses olabilir, böyle kuş sesleri filan, doğayla iç içeyiz ve benden şu açılımı istediler. Ben de yapma gereği duydum. Küs ve ayrı olan eril dişiller için açılım yapar mısınız dediler. Bu taraf eriller, bu taraf dişiller. Kartlarımı seçtim, ayarladım çünkü çok rüzgar var. Burada tek tek seçtiğin zaman sorun olabiliyor. Onun için buraya hepsini ayarladım. Birbirlerinize küs ve ayrı olanların şöyle niyet ettim. Düşüncelerine, yani bilinçaltı düşüncelerine ve şu anki durumları, ne olduğuna ve nasıl eylemleri olacak, şu Nisan ayında neler yaşanılacak diye niyet ettim. Sizlere böyle bir gösterebilsem, aslında şöyle bir kaldırsam, şurada bir çok güzel deniz manzarası falan var ama fazla çok acayip yerleştirdim, onu bozmak da istemiyorum. Doğala böyle iç içe olayım dedim. Biraz böyle kafamı boşaltayım dedim. Bugün böyle bir yalnız kalmayı tercih ettim. Daha doğrusu yalnız kalmayı derken açılımları falan böyle bir kenarıya bıraktım. Dedim biraz kendime zaman ayırayım derken video bayağı bir uzun çekmediğimi gördüm. Dedim ki hep yazıyorsunuz. Melek Hanım ne zaman video koyacaksınız? Ne zaman video koyacaksınız? Ben de dedim ki çekeyim. Bu arada canlarım benim. Benim şöyle bir sıkıntım var. Bunu da buradan dile getireyim. Şimdi geliyorsunuz, danışmanlık alıyorsunuz. Gerçekten herkese elinden geldiğince faydalı olmaya çalışıyorum. Fakat bazı kişiler var, onlar kendilerini biliyordur. Yani herkesin özel bir hayatı var, değil mi? Yani ben kimseye, bakın hayatım boyunca kimseye, kendi en çok sevdiğim arkadaşlarımı bile rahatsız etmemişimdir. Anamı, babamı, kardeşimi bile rahatsız etmemişimdir. Saat gece çocuğumla yatıyorum, gece 11-11.30 tak bir mesaj. Melek Hanım işte sevdiğim geldi. Melek Hanım şöyle oldu, Melek Hanım böyle oldu. Ya arkadaşlarım, geldiyse geldi, attıysa attı. Yani ben ne yapabilirim? Ben zaten dediğimi demişim, vereceğim danışmanlığı vermişim, yapmışım, kenarıya çekmişim. Çok kafana soru takılıyorsa, çok bir şeyler sormak, danışmak istiyorsan tekrardan danışmanlık alıp gelirsin. Karşılıklı oturur, konuşuruz süre zarfında. Fakat onun haricinde sizden çok rica ediyorum burada ve bundan sonra zaten yazanlara kesinlikle bir cevap vermeyeceğim. Özellikle de saat 8'den sonra bana yazanlara kesinlikle net bir karar aldım, vermeyeceğim. Çünkü ben rahatsız edilmek istemiyorum. Benim çocuğum sabah okula gidiyor, 1000 tane işim var. Yani herkesin kendine göre işleri var. Ben kimsenin Ahmet'iyle, Mehmet'iyle, Hasan'ıyla, Hüseyin'iyle uğraşmak zorunda değilim. Ben danışmanlığımı veriyorum, kenarıya çekiliyorum. Bitmiştir olay arkadaşlar. Buradan bunu da belirtmek istiyorum. Zaten bu benim iyi niyetimden oluyor. Ben kimseyi kıran bir insan değilim yani. Biz böyle, bu işte de gerçekten sınırımı koyamadım galiba. Kendime de kızıyorum. Yani siz başkalarından danışmanlık aldığınız zaman tekrar tekrar arayıp soruyor musunuz? Hayır, almışımdır, bitmiştir, gitmiştir. Yani ben zaten söyleyeceğimi söylemişimdir. Yapman gerekeni de söylemişimdir. Ha, onu yapmazsın, o sana kalmış bir şey. Onun için de ben yapamam hiçbir şey yani. İnsanlar zaten öyle bir değişik zihin ve düşünce içerisinde ki, psikoloji içerisinde ki, onu da anlayamıyorum ben bir türlü. Bunu buradan dile getirmek istiyorum. Uzun oldu gene, böyle bir anlatayım dedim. Şimdi canlarım benim, bu taraf eril, bu taraf dişil dedik. Bakalım. Şimdi canlarım, diyor ki eriller, ben artık nefes almak istiyorum diyor. Çünkü diyor bir şeyleri yanlış yaptım, bu yaptığımdan dolayı da diyor pastanın tamamını yiyemedim. Bir dilim yiyip tokup deyip kenarı çekildim diyor. Şimdi dişillerin istedikleri kendilerine ait bir dünya. Ama bu dünyada sınırlarım, benim sınırlarım çerçevesi içerisinde olacak. Artık hata yapmak istemiyor dişiller. Artık yorulmuşlar. Yani hata yapmaktan yorulmuşlar. Kendileri gibi davrandıkları için, yani net bir şekilde davranıp karşıdaki erillerin netliğini görememekten yorulmuşlar. Ve düşündükleri şu. Yani karşımdaki erilden bir adamlık, yani bir erkeklik
cesareti görememekten yorulmuşlar aslında bilinç altında. Sürekli zamana bırakan fakat enerjisiyle sizi alanında tutan bir eril var burada. Özellikle hava grupları var çıkmış, su grupları çıkmış. Yani kendi enerjileriyle sizi diyor. Sizden ayrılar fakat enerjileri ve size karşı olan bir bağımlılıktan dolayı gitmeyen bir şey var burada. Yani bir türlü enerjinizi kesemediğiniz bir durum var. Diyor ki ben aslında seninle diyor mutluydum, şanslıydım, her şey güzel ilerliyordu. Fakat bir şeylerden dolayı biz tıkanıklık yaşadık. Biz bu olayın sihri kaçtı artık, gizemi kaçtı diyor. Gizemi kaçtı diyor. Şimdi burada dişiler aşk istiyor, mutluluk istiyor, sevdiğin kişiyi yanında istiyor ve şunu diyor, bir şeyler olsun diyor. Yani bir değişiklikler olsun, hayatımda bir değişiklik olsun artık diyor. Yoruldum diyor bir şeyleri diyor toparlamaktan. Bu değişikliği kader bana vermezse diyor, ben kendim yaratacağım diyen dişiler var. Fakat burada aşkı, sevgiyi doya doya yaşamak isteyen dişiler var. Şimdi eril diyor ki ben iki seçenek arasındayım. Ben sana uygun biri değilim diyen eriller var. Aynı zamanda da diyor ki yani ben diyor bir kere aşkın zehirinden içtim. Ben sana uygun olmasam da diyor bunu bile bile diyor ben artık bundan içtim diyor bir kere diyor. Yani diyor ne yaparsam yapayım diyor ateş elementinde anlatır. İçinde artan bir durum var diyor burada sevgi olarak. Şimdi dişillerin dediği şu: neden, ne için, neden, ne için diye değil, için için yiyen kişiler var. Fakat bir erkek tarafından dişillere gelecek mutlu bir haber var. Şimdi bu küs olduğunuz kişi de olabilir veya bana burada denilen başka birinin size sunduğu, bu bir teklif olabilir, bir tanışma teklifi olabilir. Neden beni, benim istemediğim kişiler bana geliyor, benim istediğim kişi bana gelmiyor diyerek kendini sorgulayan dişiller var bilinçaltında. Ve çok bir yorgunluk, burada baş ağrısı, özellikle de yalnız kalma isteği, böyle işten, güçten, herkesten bir sıkılan bir dişil enerjiyi alıyorum burada. Hani böyle kaçıp gideyim, beni kimse bulamasın, kimse bana ulaşamasın diye bu dişillerde bu istek çok var bu sıralar. Şimdi diyor ki ben şu an diyor musallat taşı gibi yatmış. Yani ben diyor kılıç dörtlüsü, ben diyor bir şeyleri zamana bıraktım. Yani şimdi dinleniyorum fakat diyor yeri geldiği zaman savaşacağım, bunu biliyorsun. Üç şey için savaşacağım diyor. Birisi aşkım için, biri diyor kendi kişiliğim, karakterim için, bir tanesi de seninle mutlu olmak için diyor. Bakın, erillerde koç aslan yayı anlatır. Ben bir şey yapacağım dersem zaten yaparım diyor burada eril. Dişil diyor ki, içimdeki diyor yanan ateşi sen benim söndürdün diyor. Peki bunu nasıl yakmayı düşünüyorsun diyor. Ve sen beni diyor öyle bir oyuna kaldırdın ki diyor fakat bilmiyorsun ki diyor yani benim diyor yanımda sakladığım, bakın burada bir kılınç var görüyor musun? Yani sen beni kaldırdın yerimde ama diyor ben bunu diyor sana diyor çok kötü ödeteceğim diyen bir dişil var burada. Ben evlilik düşündüm, evlilik istedim veya ilişkiyi ciddi bir boyuta gelmesini istedim. Bu sen beni yarı yolda bıraktın diyen dişiller de var. Yani ben bunu hak etmedim ve benim içimde dert olan, yara olan şeyler var diyor. Şimdi eriller sürekli bir dramda, bir üzüntüde, kalpte, derinliklerinde bir üzüntü içerisindeler. Bakın iki kişi arasında da kalabilirler. Neresi olduğunu bilemiyor, seçim yapamıyor, kararsız. Fakat tek bildiği şey şu: ben beni hak eden kişiye doğru ilerleyeceğim diyor. Yani beni kim hak ediyorsa ona doğru ilerleyeceğim. Daha bunu kararını vermemiş eriller. Yani veremeyen eriller var burada. Nasıl ilerleyeceğini bilmeyen
Şimdi bazı dişilere diyor ki eğer ki arkanı döndüysen diyor ilerle diyor. Vay tagein yani ilerle ki diyor yolunda seni daha güzel şeyler bekliyor. Kadersel olarak yeni tanışmalar, kadersel olarak yaşayacağınız güzel süreçler var diyor. Takipten vazgeçin diyor. Yani bazılarınız artık böyle aylar geçmiş, ilişki bitmiş, sürekli bir takip halinde, sürekli bir ne yaptığı, ne ettiği, işte kiminle, nedir, neyin nesidir, mutlu mudur, mutsuz mudur, sorgulama döneminde bunu bırakın diyor. Siz yolunuza devam edin. Size katılmak isteyen gelir zaten katılır diyor. Katılmak isteyen, yapmak isteyen zaten gelir diyor. Bir kere şu enerjiyi bir toplamanız lazım dişiler. Şimdi ben diyor hayatımda çok bencil oldum diyen eriller var kalpte. Her şeyi elimde sıkı sıkıya tuttum diyor. Sahip olmak istedim diyor. Elimdekileri kaybetmek istemedim diyor. Fakat kader ve evren ona öyle şeyler yaşatmış ki bakın. Ben diyor eğlenmeyi, gezmeyi, kendimle diyor mutlu olmayı bilen biriydim diyor. Özellikle de buradaki eril şöyle bencil bir karakteri var. Yani bencil şu anlamda önce ben diyen, sonra işte sevdiğim insanlar, sonra ailem, sonra eşi varsa eşi, çocuğu, böyle kapasitede bir insan, kendini rahatını düşünen bir insan. Fakat diyor ki bu senin yaptıkların, bu senin diyor yaşattıkların diyor seni diyor pusulandan çıkardı diyor, tamam mı? Sen diyor karma yarattın. Bu karmanın bedelini de diyor ağır bir şekilde ödüyorsun diyor. Sana diyor şapkanı önüne koy ve buna bak diyor Eril. Şapkanı önüne koy ve bak bakalım diyor. Nerede hata yaptın? Nerede ne yaptın? Nerede kalp kırdın? Nerede hak yedin? Nerede adaletsizlik yaptın? Bunlara bakarsan diyor, tamam mı? Sen diyor karmanı düzeltmeye uğraş bu saatten sonra diyor size. Şimdi ben artık diyor dişiler akıllıca ilerleyeceğim. Av olmayacağım diyor şimdi bizim dişiler. Artık avcı olacağım diyor. Tamam mı? Şimdi artık ağızları yanmış ve kuponlusu. Yani mutlu olmak istiyorum diyor. Huzurlu olmak istiyorum ve ben mutlu olacağımı biliyorum diyen dişiler var burada. Şimdi küs ayrı olup da barışma isteği olanlar da var. Burada diyor ki özellikle de 4. ayda diyor 4. ayın 6'sı 7'si gibi dönüşler alacaksınız. Beklenmedik şekilde diyor adımlar göreceksiniz diyor. Ve mutlu da olacaksınız. Çünkü bildiğiniz şey şu, yönü yolu size olan eriller var. Yani pusulası size ne kadar gitseniz de kadersel olarak ne kadar farklı hayatlar yaşasınız da uzaklaşsanız da tekrardan sizi bulup ensenizden yakalayacak eriller var diyor. Yani sizin yakanızdan olmayan eriller var diyor burada. Peki. Şimdi istediği erillerin istediği şu. Şimdi çoğu eriller ortada. Bakın. Geçmişi bırakıp da özgürlüklerini bırakıp da geleceğe adım atamayanlar var. Ama buna artık bir adım atmışlar. Tamamlama isteği var diyor. Yani artık bu tamamlanacak diyor. Bu değişim aslında 3. ayın sonunda başlamış bunlarda ve hızla ilerleyecek olan eriller var diyor. Şimdi artık şöyle bir şey oldu diyor. Artık diyor eriller diyor takipte. Yani ne yapıyor, ne ediyor, biriyle mi birlikte ve 3 vakittir bu böyle, 3 haftadır bu böyle, biriyle mi yazışıyor, gitti mi, tamamen bıraktı mı, işte nasıl adım atabilirim, kime aracı edebilirim, sürekli kafalarında soru işaretleri diyor. Şimdi dişiler evlerinde akşam olduğu zaman nedense gündüzleri oyalanıyorlar da akşamları şöyle bir durum oluyor, sıkıntıları, üzüntüleri, depresyon olanları var. İşte akıllarına geçmişte yaşadıkları geliyor, tartıştıkları geliyor, işte söylenen son sözler geliyor veya yani sebep yokken uzaklaşmaları geliyor. Bunlar kafalarında kuruluyor, kuruluyor, gece uykusuzluk yaşanıyor. Şimdi diyor ki dişilleri artık diyor bu ilişkiyi diyor farklı bir yönden bakın diyor. Artık bakış açınızı değiştirin diyor. Değiştirdiğiniz takdirde diyor aklınıza gelen fikirleri de sunun diyor ortada. İçinizde yaşamayın diyor size. Ve dediği şey şu. Sabit durmaktan vazgeçin diyor. Yani sabitlikten vazgeçin. Biraz diyor esnek olun, kendinize güvenin
Ve diyor peşinden koşmayın, peşinizden koşturtun diyor size. Bakın bu çok önemli bir şey. Peşinden koşmayın kimsenin. Peşinden koşturtun. Dişiliğinizi ön plana çıkartın. Dişiliğinizi kullanın der burada. Şimdi erillerde de aynı şekil gece uykusuzluk, üzüntü, sıkıntı ve diyor ki kaderim neyse onu yaşamaya razıyım diyorlar artık. Benim kaderimde ne varsa onu yaşamaya razıyım diyor ve aynalama yapıyor. Yani sizin yerine kendisini koyuyor, kendisini sizin yerinize koyuyor. Şimdi bunu yapmayan eriller varmış. Artık bunu yapıyorlar. Yani birbirlerini tamamen empati kurarak, dişillerle empati kurarak nasıl bir süreç yaşadığınızı ve size nerede haksızlık ettiğini, size nerede değer vermediğini düşünüyor ve bundan dolayı da üzüntü içerisinde vicdanen deniliyor. Şimdi ben dişilleri çok şanslı bir döneme girdiklerini düşünüyorum. Gerçekten artık dişiller neyin ne olacağını ve ne istediklerini biliyorlar. Böyle tarz açılımlarla, bizim yaptığımız öngörülerle size yol çizdiğimizi de biliyoruz ve bunlardan gerçekten dinlemek için dinleyerek değil de dinleyip de bir şeyler çıkaran kişilerin yolu önü aydınlandığını çok iyi biliyorum canlarım. Ve burada diyor ki bu dişiller gerçekten mutluluğu artık nerede olduğunu biliyorlar ve diyor ki bakın ay tamamlanma devresi görüyorsunuz dolunay zamanı diyor alacağınız haberlerle diyor sizin diyor gerçekten diyor mantıklı matematiksel bir şekilde ilerleyeceğinizi yani artık bu sürecin tamamen biteceğini ve mutluluğa doğru ilerleyeceğinizi söylüyor dişiller sizin. Şimdi diyor ki artık diyor benim için ne değerli olduğunu öğrendim diyor. Şimdi maskelerin arka yüzündeki gerçekler. Yani bir kişi bakın şimdi bunun Türkçesini nasıl çevireyim anlayamadım ama şöyle bir şey yapayım. Şimdi Sonnenschein hani değerli bir parlak güneş anlamında diyor ki yani benim için diyor değerlinin ne olduğunu anladım. Ben bu maskeyi taktım fakat diyor benim için değerli neymiş, kimmiş onu anladım diyerek gelecek olan eriller var. Ve artık dengeyi kurmak istiyorlar. Bakın dengeyi kurmak istiyorlar ve mutluluk istiyorlar. Bu kesin ve net erillerin zihninde ve kalbinde. Mutlu olmak istiyorum ben diyor. Ve benim mutlu olacağım kişi kim, ne, benim için kim ne yapmış, benim için kim ne etmiş, benim için hayatımdaki kişileri tamamen böyle şeye koymuş artık bu yani nasıl derler onu ölçüp biçmeye koymuş yani kim ne kadar ne yaptı bana ben kime ne yaptım diyerek kendini böyle bir artık kim onun için değerli kim onun için değersiz böyle bir süreçteymiş eriler aldım kabul ettim size diyor ki bu ayın sonuna doğru çok düşünceli olacaksınız diyor. Bu kadar düşünce içerisinde olmanızı size tavsiye etmiyor. Şimdi bazılarınızda şöyle bir durum olabilir. Ayrısınız çünkü. Ayrı ve küs olan dişille eriller için baktığımız için. Şimdi suçluluk duyan dişiller de var. Bir hata yapmışlar. Bu hatalarından dolayı da işte geldiği zaman ben nasıl yaparım, o açığı nasıl kapatırım, acaba karma mı yarattım, ne yaptım, ne ettim diyerek kendilerinde bakın suçluluk duyan ve uykusuz kalacak olan dişiller var ve diyor ki o taktığınız maske her neyse o eninde sonunda zaten yüzünüzden düşecek diyor. Buna çok dikkat edin diyor. Yani hiçbir şey hayatta gizli kalmaz dişiller. Benim her zaman tavsiye ettiğim danışmanlıklarda ve kendimde de bunu hep böyle benimsediğim durum şudur. Dürüstlük. Dürüstlük olmayınca hiçbir şey olmaz diye düşünüyorum. Sizler de bence dürüst olursanız her zaman kazanırsınız. Şimdi bakalım aldım kabul ettim diyorum. Canlarım size uyanı alın, uymayanı evrene geri yollayın. Şimdi şu an enerji kartlarıyla da bakalım. Şunları toplamak o kadar zoruma gidiyor ki ama toplamak zorundayız. Topluyorum. Bir bakalım.
Öyle dişilerle erileri anlattım, küs ve ayrı olanları. Her zaman dedim ki size uyanları alacaksınız, uymayanları evdene tak 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 geri yollayacaksınız. Allah'ım bir toplayamadım, bir yaymışım. Evde olunca kolay topluyorsun da burada bir zorlandım ben bunları toplarken. Şimdi alıştığım bir alan olmadığı için. Şimdi bakalım. Şu kartlarımı alıyorum ve bakalım. İkinizi birbirinizle bir konuşturmak istiyorum. Dişiler şu anki enerjiyle erillere ne söylemek istiyor? Bakalım eriller dişillere ne söylemek istiyor? Şimdi dişiller diyor ki ben artık mutlu olmak istiyorum. Mutluluğu da diyor gerçekten dişillerde mutluluğu tatmamış olanlar var. Mutluymuş gibi yapmışlar ama tam mutlu olamamışlar. Daha doğrusu mutluluğun ne demek olduğunu bilmeyen dişiller bile var. Yanlış kişilerle ilişki içerisinde olup, yanlış sevgiler, yanlış ilişkiler içerisinde olup da mutluluk adında, yani mutluluk altında oyun oynayan dişiller varmış. Diyor ki artık gerçekten mutlu olmak isteğiniz varsa diyor size diyor, bir şeylerde bağımlısınız, bu bağımlılığınızdan kurtulup salma enerjisinde olmanız lazım. Bırakma enerjisinde olmanız lazım diyor size. Şimdi eriller diyor ki ben yalnızım diyor. Evimdeyim diyor ve diyor bu durumun toparlanmasını istiyorum diyor. Tamamen 5. ayda dönüşler var erillerde. Size karşı adımlar var. Bir şeyler bitmiş gibi gözükse de aslında o ufak diyor. Bakın dişiler diyor ben diyor benim içimdeki o bütün duyguları sana olan inancımı güvencimi öldürdün diyen dişiler var. Fakat burada diyor ki ufacık bir kıvılcım bir ormanı yakabilir. Şimdi ufacık bir kıvılcım da diyor sizin tekrardan ateşinizi isteğinizi diyor harlayabilir. Yani yakabilir diyor. Kendinizden fazla emin konuşmayın, büyük konuşmayın diyor. Şimdi eriller takipte, merakta. Ne oluyor, ne bitiyor, nasıl hareket ediyorsunuz, kiminle görüşüyorsunuz, kiminle konuşuyorsunuz. Belki bazılarınız aynı iş yerindesiniz veya aynı mahalledesiniz. Yani birbirinizden çok iyi bir şekilde haber alacak konumda olanlarınız da var diyor. Yoksa da sosyal medyadan takip içerisinde diyor. Şimdi dişiller fazla düşünmesin. Düşündükleri zaman iyi gelmiyor onlara. Yani üzülüyorlar, sıkılıyorlar, yaptıklarından dolayı kendilerine kızıyorlar. Onun için diyor ki böyle bir süreçte diyor ancak kendinizi diyor enerjinizi düşürürsünüz, kendinizi yorarsınız. Bu şekilde diyor davranmayın diyor. Fazla düşünmeyin diyor. Akışa bırakın diyor. Ve erillerin, bakın şimdi söylemek istediğim şu, tekrar bu kart çıktı. Erillerin şu anki enerjisi şu, evet ortadayım, kararsız bir süreçteydim. Fakat artık geçmişimi arkada bırakıp geleceğim için adım atıyorum ve bunu isteyerek yapıyorum diyor. Ve kendi mutluluğum, senin mutluluğun için yapacağım diyor. Aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim. Evet canlarım, böyle gördüm, böyle hissettim. İnşallah size bir nevi olsa da yardımcı olmuşuzdur. Size uyanı alın, uymayanı dediğim gibi evrene geri yollayın. Sizleri çok seviyorum. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Instagram'da da Nisan ayın burç yorumlarını yaptık. Onları da takip ederseniz sevinirim. Ve hepinize buradan diyorum ki çüss.